her şey yolunda izleyicileri. Iğdır'ımızda dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Şahmeran Tepesi'ne doğru tırmandık. Şahmeran kebabını size anlatacağız. Tepeyi anlatacağız, efsanesini. Şu anda işte Şerif abi, Murat abiler bizi bekliyorlar. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoş bulduk Murat abi, ne haber? Şerif abi nasılsın? Şimdi Şahmeran kebabı yapacağız değil mi? Evet, şu anda ateşimizi yakmış, hazırlamışız. Bu gör, yani gül bir közde yapıyoruz. Şu anda malzememizi hazırlamışız. Ne var malzemelerde? Malzememizde patlıcan, işte patlıcan bulun, etimizi filoya sarıp ateşin üzerine atıyoruz. İşte domatesi. Et patlıcanın içinde tabii mi? Tabii patlıcanın içerisinde et pişiyor filoyunu. Ondan biber, domates. Bunun içerisinde eti ve kıymayı yerleştirip ateşin üzerine atırız. 15 dakika sonra ateşin üzerinden kaldırıp o lezzeti siz tatacaksınız. 15 dakikaya çözüyoruz mevzuyu. Evet, aynen. Kolay gelsin, orada da hazırlık devam ediyor. Tabii, burada arkadaşlarımız bana yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Ben de yerken yardımcı olayım. Evet. Tamam, Şerif abi, sen buyur. Murat abi. Vay, sıcak da geliyor. Şimdi Şahmeran Tepesi'ndeyiz biz böyle. Şahmeran Tepesi'ni ve Şahmeran'ın Iğdır için özelliğini, daha doğrusu mitolojik bu efsaneyi şöyle bir özetlesen izleyicilerimiz, Iğdır'la bağını bir anlasalar. Yöremizde ve bölgemizdeki yaygın inanışa göre burada, bu çukurda binlerce yılan yaşarmış. Çukurun dibinde de Şahmeran yılan anşayı Şahmeran yaşarmış. Bir gün bölgede yörenin gençlerinden, genç delikanlardan yakışıklı Atabey dolaşırken o çukura düşer. Çukura düşer, yılanlar bunu Şahmaran huzuruna götürürler. Şahmaran ilk önce hemen öldürülmesi emrini verir. Ondan sonra bir müddet sonra Atabey'in yılanlarla direnişini ve yakışıklılığını görünce acır, üzülür, öldürülmemesini ister. Fakat ölene kadar bizim yanımızda bulunacak der. Eğer buradan çıkarsa insanoğluna haber verir, insanlar gelirler, bizi, hepimizi öldürürler. Kökümüzü kuruturlar. Kuruturlar, bizi öldürürler der. Ve orada yaşatırlar. Bir müddet sonra Atabey sıkılır. Güzelliği, gençliği bozulur, yıpranır o çukurda. Sürekli Şahmaran'a yalvarır. Ne olur beni serbest bırakın der. Hep yalvarır. Gün be gün bunun yalvarışını, yakarışını, bunun üzüldüğünü, güzelliğinin bozulduğunu gören Şahmaran'ın yüreği de almaz. Şahmaran ilk görüşte aşık olduğu Atabey'i serbest bırakır. Bir şartla der ki, hiç kimseye bizim yerimizi söylemeyeceksin der. Atabey çıkar gider. Bir müddet sonra bölgenin hükümdarı amansız bir hastalığa yakalanır. Hekimler Şahmaran'ın etinin, suyunun buna ilaç olabileceğine karar verirler. Bir müddet sonra hükümdarın vezirlerinden birisi Atabey'in bu çukura gelip girdiğini sezinler, bir yerlerden duyar. Şahmaran Atabey'i götürür, günlerce işkence yapar. Şahmaran'ın yerini söylemesi için. Ancak Atabey söylemez. Atabey'i şu şekilde kandırırlar. Derler ki, sen bize Şahmaran'ın yerini söyle ya da git kendin gör. Bir bitki, bitkinin ismini bize söyleyecek. O bitkinin ismini söylersen o bitkiyle hükümdarımız iyileşecek der. Atabey bunlara inanır. Bunu serbest bırakırlar. Atabey tek başına kuyunun başına gelir. Kuyunun başına gelince vezirin askerleri yakalarlar. Kuyuyu basarlar, yılanları öldürürler. Şahmaran'la Atabey'i hükümdarın huzuruna getirirler. O esnada Şahmaran gözlerini hiç Atabey'den ayırmaz. Der ki, ben sana söylemiştim, bu topraklarda sevgi ölüm nedir der. Ben seni sevdim, benim zayıflığım sendin. Sen bana ihanet ettin, ben de yılanlarıma ihanet etmiş oldum der. Kuyruğunun kesilip suyu kaynatıldıktan sonra suyunun büyük bir şifa olduğunu söyler. Başının suyunun ise büyük bir zehir olduğunu söyler. Zehri içen ölür. Kuyruğunun suyunu içen de büyük şifa bulur. Ve eşsiz bilgilere sahip olur der. Bunu söyledikten sonra hükümdar ve vezir Şahmaran'ı hemen ortadan bölürler. Başını kesip öldürürler. Kuyruğunu bir suda kaynatırlar, bir kazanda, başını bir kazanda kaynatırlar. Atabey Şahmaran'a ihanet etmiş, onun ezikliğiyle o zehirli başının suyunu hemen içmek ister. Onu içer. Vezir de o sonsuz bilgiye, güce sahip olmak için kuyruğun suyunu içer. Padişahla beraber, padişah da vezir de ikisi de ölürler. Vücutlarından kanlar fışkır, ikisi de ölürler. Çünkü esas zehir kuyruktadır. Esas zehir kuyruktadır maalesef, öyle oluyor onlar için. Atabey de şifa bulur. İçinin acısı, o yüreğindeki büyük aşk diner. Saraydan çıkıp gider. O gün bugündür yöremizde dilden dile dolaşa gelmiştir bu hikaye. Bu tepeye uydu fotoğraflarından baktığınızda bir Şahmaran şekli olduğunu görürsünüz.
O zaman şöyle yapalım. Murat abi hazır şöyle Ağrı Dağı'nı da bu taraftan şöyle sırtımızı vermişken. Keydal bunu böyle tepeden bakmak lazım. Dolayısıyla şimdi istersen yüksek bir yerden bakamayacağımıza göre Keydal bir uydusuna bağlanalım. Uydu görüntülerini gösterirken ne yapalım? Biz sohbete devam edelim. Bağlan Keydal'cığım direkt. Yöre halkı buradan geçen herkes, bu tepeyi gören herkes o Hazin Aşkiye'sini hep hatırlar. Burada hemen hemen her evde bir şahmaran resmi vardır. Ona hürmeten değil mi o aşk? Hürmeten, o aşka hürmeten, halıların üstünde, kilimlerin üstünde işlenir, resimleri yapılır. Hemen hemen her evde şahmaran resmi vardır. O büyük aşkın vefası, o büyük aşkın anısı asırlardır anlatılır. Asırlardır, dilden dile dolaştırılır, hep anlatılır. Abi hemen yeryüzüne inelim şimdi hemen Keydal görüyorsun. Kebaplar evet, şahmaranın şu an gerçek olan kebabı. Şerif abi atmaya başlıyor. Başlıyor muyuz Şerif abi? Evet. Şerif abi, bir de senin böyle bir şair tarafın varmış. Böyle bir şiirle evet. De yemeğe lezzet katıyormuşsun. Ben yuvarlanmazsam buradan aşağı şamara çukurum. Kucak atar ne gezersen dağlar koynunda koynunda kadanlan derdin alam. Bala gördüm anasının ağlar koynunda koynunda kadanlan derdin alam. Niye kalbin kalalıptı? Gül dibini har alıptır. O şamamalar sabı tağlar gönlünde gönlünde. Azaplayan bir de gelmez. Giden gitti geri gelmez. Uçtu sonam göle gelmez. Çağlar gönlünde gönlünde. Seni öksüz koyan kimdir? Seni yaksız koyan kimdir? Aziz dostlarım gelmiş. Her şey yolunda yolunda. Oo alkışlayın ya. Ben sonunu bilmiyordum bak sürpriz oldu sağ olasın. Güzel dostlarımızın madem ki böyle Ödürova'mıza gelmiş güzel Şahmaral Tepesi'nde Şahmaral hikayesiyle Şahmaral kebabıyla eğer bizi dinlemişse biz de onlara gönülden hoş geldin diyorum. Her şey yolunda yolundayken gönüller de yolundadır, sevgiler de yolundadır. Hoş gelmişsiniz diyorum. Eyvallah hoş bulduk abi. Evet görüyorsunuz sevgili izler işte benim memleket böyle görüyorsunuz. Bak yemeği bile sevgiyle şiirle yapıp sofraya öyle davet ediyoruz. 15 dakika sonra Şahmeran kebabının tadıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi açıyor muyuz yavaş yavaş? Coşkun abi öyle kayboyana çöktün tepsinin başına. Ya kuzu eti ne olmuş hemen öyle ya? Demin yağlıydı gitmiş ya. Oo ne varsa gömüler şeyin içinde ya. Bu kadar lezzetli olabileceğini tahmin etmiyordum. Şerif abi sağ olasın eline sağlık. Sevgili izleyiciler biz şimdi ne yapıyoruz? Ağrı Dağı'nın eteklerinde böyle Iğdır tarafında Şahmeran Tepesi'nde tepsiye girişeceğiz. Bu kısmını artık hakkınızı helal edin biz yiyeceğiz. Bundan sonrasını tabii sizin adınıza tadına bakıyorum ben. Iğdır'ın diğer güzellikleriyle devam ediyoruz. Hocam merhabalar. Selamun aleyküm desene Sındık. Sağ olun valla Iğdır'da dolaşıyor sevgili izleyiciler. Yine Melekli'deyiz. İzleyince yüreğinizi, beyninizi, kalbinizi coşturan o güzel Azerbaycan oyunlarını evet. Göstereceğiz değil mi? Kafkas bölgesinde olduğumuz için Azerbaycan oyunları oynuyoruz. Bizim oyunlarımız bayan takılarından alınmış, halı desenlerinden alınmış, setlerden alınmış ve çobanların günlük yaşantısından alınmış. Bir de savaş oyunlarımız var. Kaytan oyunlarımız var, Lezinka oyunlarımız var, yiğitler ve biz şey şamil diyoruz. O oyunlarımız var. Şimdi Lezinka, Kaytan oyunlarını Kafkasya'nın bütün devletleri oynar. Ama bunları birbirinden ayıran özellik nedir? Tavırları, kostümdeki işlemeler, Azerbaycan işlemesiyle bir Gürcü işlemesi bir değil. Ve o oyundaki hareketlerle, mesela Gürcü oyunlarında biraz sertlik var. Ama Azerbaycan oyunlarında sertlik var ama bir tatlı yumuşak sertlik var. Aynı oyun, aynı müzik ama bir tavır farklılıkları var.
Evet, şimdi izleyeceksiniz. Takdir sizin. Hatamız olursa... Estağfurullah, ben... takdir izleyicilerimizin. Eminim ki şimdi hadi bir an önce başlasın diye de can atıyorlardı. Tabii, güzel, o zaman şöyle hocam, hem izleyelim hem sohbet edelim. Oldu o zaman.
Evet hocam, hakikaten muhteşem bir performanstı. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Burada sizi görmekten çok mutluyuz. Samanyolu TV'ye ve bütün mürettebatına sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Iğdırımıza gelip oyunlarımızı böyle tanıtmanız, bizim de burada birazcık Tuzun epey oldu. Ne mutlu bize. Eyvallah, sağ olasın hocam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Çok iyiydiniz bu arada. Sağ olun. Kanımız coştu hakikaten böyle. Şimdi ne yapacağız? Iğdırımızdaki diğer güzellikleri her şey yolunda farkıyla Keydal ve Junior Keydallarımızla beraber sizlere izletmeye devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi Melekli'de, Iğdır Melekli'de kahveye geldik. Şimdi burada oturacağız. Sebebi hikmetine şimdi az sonra gideceğim ama anlatayım. Şimdi burada bir kısa metrajlı film çekildi. Tamamen köyde çekildi. Teknik ekip buradan, oyuncular buradan, efendime söyleyeyim yönetmeni buradan, senaristi buradan, hepsi genç arkadaşlar bir araya geldiler ve film çektiler. İşte film ekibi burada. Selamünaleyküm. Iğdır'ın starları, film yıldızları, Melekli'den çıkan ekip bir film yaptılar. Şimdi hem arkadaşlarla bir tanışacağız, sohbet edeceğiz. Ondan sonra da filmin ele geçirebilirsek fragmanını sizlere izleteceğiz. Acaba hoş geldin. Sizi bir tanıyalım. Ben Doğukan, soyadım Bey. Doğukan Bey. Evet. Yönetmen havası var sende. Filmden sonra mı oldu, ne olduysa? Filmden sonra oldu oğlum. Filmdeki vazife bildiğim kadarıyla yönetmen. Evet, evet, doğru. Doğru. Seni tanıyalım. Aydın Demirer. Aydın Demirer. Görüntü yönetmeni. Görüntü yönetmeni. Evet. Keydal duruyor mu? Senin meslektaş. Sizi tanıyalım. Ben Selçuk Turan. Patapat filminin oyuncularından biriyim. Filmin adı Patapat bu arada. Patapat. Aynı zamanda da Doğukan Bey'le senaryoya ortak olduk. Müdahale ettim. Evet. Evet. Abi ağa gibi oturuyorsun. Ben de filmde oyuncuyum işte. Patapat filmi. Ne kadar mütevazı. Ben de oyuncuyum işte. Ben de filmin oyuncularından bir tanesiyim. İsim var mı isim? İsmim Gürkan. Ali imam rolünde oynayacaktım ama rolümü kaptırdım ben. Namaza geç kalmışım, başkası oynuyor. Erdinç Duran filmin web tasarım şefiyim. Web tasarım şey bayağı ciddi iddialı bir şey. Görüntü yönetmenleri, senaryoya bir ayrı ekip, web hepsi tasarım. Yerli olmasa alamıyorsun ha, Made in Turkey. Peki ne yaptınız? Film biraz anlatır mısın? Konusu ne? Nereden aklınıza geldi? Filmin konusu komedi. Yatırım maliyetine kadar. Allah, yatırım maliyeti yok gibi bir şey yok. Yatırdınız yani komple. Film de yoktu, biz de yoktu gibi bir şey olsun. Şimdi hangi oyuncuların performansından memnun kaldın ya da hayal kırıklığına uğradığın var mı? Sanki böyle komple bir hayal kırıklığı varmış gibi. Şey diyor, Selçuk arkadaşımız şey dedi, kurguda izledikten sonra ya dedi işte kendimden en iyi performansı bekliyordum, en kötü ben çıktım ya. Niye öyle oldu acaba? Herkes sarmış da haberimiz yokmuş hocam ya. Sen kendini mi zannettin? Peki filmin konusu tam olarak ne? Hanginiz anlatacaksınız böyle olayın? Filmin konusu... Başrol var mı ya da? Yoksa dağılımı eşit. Öyle mi? Evet. Dur sayın aktör, özür dilerim. Şimdi... Pardon, bilemedim. Filmin konusu şöyle. Selçuk her gün iskeçi kumar oynayan bir genç. Kendini bozmuş yani. Evet, bozmuş kendini. Aynı zamanda da yıllardır bir kızı seviyor. Bir taraftan da köyde bir çete var. Sürekli böyle tehlikeli işler yapan, sağa sola sataşan, aynı zamanda Selçuk'un çocukluktan beri düşmanı olan Gürkan ve çetesi var. Sonunda kızı buna kaptırıyor. Sonra araları yine tekrar bozuluyor. Sonra aralarındaki kapışmayı anlatıyor film işte. Çok açıklayıcı oldu. Kapışma var da amca ya. Şirket olarak yasak mı koydunuz her şeyi? O da sürpriz olsun. Peki siz hangi roldeydiniz ağam? Barcelona başkanı. Bizi beni rüyada görüyor işte futbolcu. Sen mübarek adamsın, rüyaya giriyor. Filmde toplasan 2 saniye bir gösterimim var. Ondan sonra öyle deme, eminim filmin koptuğu yerdir orası. O
iki saniye belki de Hollywood'un kapılarını açacak sana, öyle değil mi? Peki hoca efendi, sen niye öyle tısladın? Yok, o rolde oynayacaktım aslında. Çekimlerin olduğu gün ben hastalandım. Bronşit oldum. Ama o rolü başka bir arkadaşa oynattık. Ben de kenardan ayna tuttum. Kırık bir aynayla ışık kontrolü yapıyordum. Işıklandırmada gelen. Güzel oldu. Çekimler çok neşeli geçti. Tek kamerayla zaten zor şartlarda yapıldı. En zor iş de orada görüntü yönetmenimiz Aydın Bey'e düştü zaten. Evet. Yıllarını verdi bu işe, ne yapsın? Vay, bizim pelesengi uçurmuşlar. Peki siz bu filmi yaptıktan sonra Melekli'de ya da Iğdır'da duyanlar ya da yani işte köylüler, hemşerileriniz nasıl karşıladılar, ne dediler? Çok fazla ilgi oldu ya, yani beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. Yani oğlum ne iş ya, yeni eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz, ne filmi falan filan diyen olmadı mı arkamızdaki ihtiyarlardan? Çekerken ilk başta pek yardım olmadı çünkü insanlar hani pek de güvenmiyordu tanımadıkları için yani. Ama fragman yayınladık şeyde, internette. Ondan sonra bayağı bir şey oldu, ilgi gördü yani. Öyle mi? Yani, peki hayır. Şimdi bu filmi ne yapacaksınız? Nerede yayınlayacaksınız? Bunu biz yarışmalara göndermek için çektik. Kısa metrajlı bir film zaten. İşte Iğdır'da gösterim olacak. Gösterimden sonra yine yarışmalara falan göndereceğiz. O zaman biz size valla hakikaten bu cesaretli adımınız için teşekkür ediyoruz. Sayın görüntü yönetmenim. Sayın yönetmenim, sayın başrol oyuncum, ağam, Laporta'nın başkanı. Estağfurullah, sağ olun. Çok teşekkür ederiz hoca efendi. Teşekkür ederiz. Estağfurullah, sağ olun. Vallahi hakikaten keyifli. Tabii şimdi müsaadenizle biz fragmanı bir yayınlayalım en azından. Her şey yolunda izleyicileri. Iğdır'da, memleketimde, Melekli'de genç arkadaşlarım bir araya gelip imkansızlıklar kol geziyor olsa da nasıl bir araya geldiklerinde gençlerin ulusal manada bir eser ortaya çıkaracaklarını, çıkardıklarını da gösterelim istiyoruz müsaadenizle. Tabii, tabii. Sevgili izleyiciler, filmin fragmanını izledikten sonra ne yapıyoruz? Iğdır'ımızdaki güzelliklere her şey yolunda demeye devam ediyoruz. Vilayetim Iğdır, kasabam Melahli. Melahli köyündenim, geldim askere. Adım Kamil, ak yıldırım, yazmam boş yere. Solmasın lalemiz, açsın gülümüz. Şöyle hep beraber.